Herkese merhabalar. Merhaba Tonguç Akademide hücre bölünmesini anlatacağız. Tonguç hazır mısın evladım? Hocam hücre bölünmesi nedir? Yani hücre bölünmesi nedir? Ben onu anlatacağım. Bir hücrenin bölünerek iki tane hücre oluşma, oluşturmasına hocam, bak, anlamadım. hücre bölünmesi. anlatır mısınız? Şimdi bak çok zor anlatıyorum. <laughs> Bir hücrenin bölünerek iki, hücre iki yeni hücre yani yeni oluşmasına. Hücre. İki yeni hücre oluşturmasına hücre bölünmesi. Niye olur. bölünür hocam hücre? Dursun o durduğu <laughs> yerde. Çok güzel bir şey sordun şimdi de. Teşekkür ederim. Hücre bölünmesi neden olur? Ona bakalım şimdi. Veya ne zaman olur? İlk baştan soralım. Pazartesileri oluyor. Genelde. Pazartesileri değil salı günleri olabiliyor. Ama yani. salı sallandığı için çarşamba oluyor. Çarşamba çarşamba da, da olmuyor. O da olmuyor. Hücre belli bir büyüklüğe ulaşınca oluyor evladım. Evet. Öyle her dakika olmuyor. Yani hücre belli bir büyüklüğe ulaşmadan artık bölünme ihtiyacını duymuyor. Zaten küçük küçük. Bir, mesela sen Evet. Üremeyi ne zaman yapıyorsun evladım? Ben... E, bir yaşın büyüdükçe aha, yapıyorsun değil mi? Öyle, Şu anda yapamazsın yani. Öyle bir Yapam, şeyin yok. Belli, Şansın öyle. yok. Belli bir büyüklüğe ulaşınca olur. Peki niye olur? Peki biliyor musun? Übo kuralı var burada. Küçük İbo. Hayır. Übo kuralı. Küçük İbo. Hayır. Öyle, küçük Hocam, İbo da İdo, Oğlu İbo ne? Ha, Übo kuralı. Bak hücre bölünmesi üç temel sebep için olur. Üreme. Üremek için olabilir. Bir hücre üremek için bölünebilir. Veya büyümek için bölünebilir hücreye. Veya Onarım için bölünebilir. Şimdi Tonguç bak bu çok önemli. Üreme genellikle tek hücreli canlılarda gördüğümüz. Hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda üremek için olur. Tamam hocam. Hücre bölünmesi çok hücreli canlılarda hem e, şey olur. Büyüme. Büyümek için olur. Hem de onarım için olur. Mesela biz çok hücreliyiz Tonguç. Dolayısıyla bizde büyüme ve onarım için oluyor. Ama aynı zamanda... Üremek için de hücre bölünmesi oluyor. Çok ve tek hücreli canlılarda üremek için oluyor. E, büyüme ve onarım için sadece çok hücreli canlılarda. Bu çok önemli bak dikkat et. Bunlardan sınava çıkıyor. O zaman ÜBO kuralına göre üreme, büyüme, onarım diyoruz Tonguç'cum ve e, büyüme ve onarım sadece çok hücreli canlılarda. Yani insanlarda. Okuyoruz. Evet çok güzel İnsanlarda, mantarlarda hayvanlarda bitkilerde diyoruz. Mantar mıyız diyorlar bazıları biz mantar mıyız? Hayır Estavolabiler ne oluyor? Bak hücre bölünmesinin aşamaları iki aşamada Tonguç. Birincisi çekirdek bölünmesi. Ne demek çekirdek bölünmesi? Hemen bakalım hücrenin normalde bir tane çekirdeği vardı. Evet. Bak hücrenin iki tane çekirdeği olmuş. Yani çift sarılı yumurta gibi düşün. Evet. O zaman çift sarılı yumurta neymiş çekirdek bölünmesini gösteriyormuş. Peki sonrasında iki tane yumurtaya ayrılırsa bu zımbırtı stoplazma bölünmesi diyoruz. Bunayla. İsmi çok anı. Stoplazma. Stoplazma bölünmesi. Dolayısıyla iki tane farklı hücre zarı, iki tane farklı çekirdek, iki tane farklı yeni hücre oluşuyor. O zaman bak ilk başta bu. Birinci aşama çekirdek bölünmesi. Sonra stoplazma bölünmesine geçiyor. Ve burada şuna dikkat edelim. Bunun özel havalı adları var karyokinez diye bir adı var. Wow. Tabi sen sorumlu değilsin ama birazcık daha havalı olsun. Gibi. Böyle öğretmenlere söylersin karyokinez yaptı hocam. Ondan sonra bu da sitokinez diyoruz. Böyle havalı adları. Hocam, bence... Bir sen iyi olur yani hava atarsın evet. okulda. Aynen. Aynı zamanda hücre bölünmesi iki çeşit oluyor Tonguç. Bunlardan birincisi mitoz bölünme Tonguç'um. Öbürü İkincisi de mayoz bölünme. A, mayoz. Ama genellikle insanlar karıştırıyor. Miyoz ve matoz diyorlar. O da çok komik oluyor. <laughs> Ama mitoz bölünme, mayoz bölünme. Farklarını anlatacağız merak etme. Ama çok önemli. Hücre bölünmesi iki çeşit oluyormuş. Mitoz Bu da çeşitleri. Harikasın. Ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder evladım. Üşenme e, sakın. Kanalımıza abone ol. Tongu çok önemli konuda videolarımız daha düzenli. Facebook, Twitter, Instagram bizi takip et. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.